Şimdi bu ince meseleleri bu 30. Dermayı Üstad Hazreti Eskişehir Hapishanesi'nde yapmış. Dehşetli bir işkence altında. Soğuk, bakım yok, tecridi mutlakta. Kimseyle görüştürülmüyor. Yani insan normal şartlar altında düşündüğü zaman böyle bir eserin öyle bir yerde vücut bulmasına ihtimal veren. İhtimal değil. Yani insan kendisiyle mi uğraşar, şu ince meselelerle mi uğraşar? İşte bir inkişafat olduğu zaman beden ve ruh ayrı pozisyonda. Ayrı ayrı olurlar. Beden ne kadar ızdırapta olsa ruh kendi işiyle meşgul olabiliyor. Bu Mektubat-ı Şerif'te çok güzel izah ediliyor bu mesele. Risale-i Nur'un sahası olmadığı için, hep imanın katlarında olduğu için bu meselelere girmemiştir. Çok nakli olarak bunları açıklıyor. Yani ancak bilenler bu sözler anlayabiliyorlar. Hatta bedenin ızdırapta olması ruhun saadetini temin ediyor. Ruhun saadette olması netice veriyor. Yani sanki işte ne diyeyim ben, neye benzetelim bilmiyorum. O harlaç pamuğu ne kadar fazla atsa ipliği o kadar düzgün çıkıyor gibi. Yani benzerimi bilmiyorum. Yani beden ne kadar ızdırapta kalsa, ne kadar işkence altında olsa ruh o derece kuvvet kesbedir ve saadet hayatı yaşıyor. Birbirinin zıddı çünkü ruhla madde, beden birbirinin zıddı. Yani şu mübarek eserin Eskişehir hapishanesi gibi dehşetli işkence altında olduğu bir hapishanede yazılmış olması akla durgunluk veriyor yani. Şu ince meseleler orada nasıl yazılmış? O işkencelerin altında. Aynı şey Denizli hapishanesinde. Orada da meyve risalesi yazılmış. Aynı şey Afyon hapishanesinde. Orada da El-Hücet-ü Zehra yazılmış, Fatiha-i Şerife'nin ve Tahiyyatı'nın sırları yazılmış. Bu, ben de talebeyimi nasıl anlayacağız efendim, nasıl anlamamız lazım? Yani sözde yanlışlık olmasın diye. Tarih boyunca Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve İmam Ali Efendimizin celcelutiyesi nın dışında kime sorsan, hangi müellife, hangi alemeye, hangi müştehide sorsan benim eserimdir der. Yani Şarani mesela işte Mizan-ül Kübra kimin eseri? Benim eserimdir. Sahih Bukhari Hazretleri dedi ki ben çalıştım, yaptım onu der. Doğrudur yani. Efendim işte bu Riyaz-ı Salih'in müellifine sorsan diyecek ki ben çalıştım ben. Bediüzzaman bunu söyleyemiyor. Risale-i Nur Bediüzzaman'ın malı değil. Müellifini aşan bir eser. Sözler bana ait değil diyor. Risale-i Nur'un sözleri bana ait değil diyor. Biliyorsun bu yazılı kayıtlı şeyler. Bu meselede haşa 100.000 defa bu sözü ya Allah'a hiç iman olmayan bir adam söyleyebilir veya aynıyla doğru olarak söylenir. İkisinden biri de ortası olmaz bir söz. Aynıyla doğru olarak söylenir. Aynıyla doğru olduğu kanaatindeyiz. Aynıyla doğru olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla ilhamatın öyle bir mertebesinden Cenab-ı Hak bir ilhamat veriyor ki müellifini aşıyor. Ve bu Bediüzzaman'a Risale-i Nur yazmasından sonra değil. Bir
Alem-i Yakaza'da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Sırat Köprüsü'nün başında Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ilim talep ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ümmetime sual sormamak şartıyla veririm diyor. Ve o da kabul ediyor. Ve ömründe hiçbir kimseye sual sormamıştır usta. Şimdi buna, bu hadiseye ateistler, ateistler, ondan sonra kemalistler, bilmem kiler, bilmem bir yere döküntü, kırıntı takımı muhalefet edebilir. Bunların kafası bu işi basmaz. İnanmıyorlar, nasipleri yok. Fakat işin garibi, geçen gün bir söz bana dinlettiler, bir sohbet dinlettiler. Aklı başında, mutasavvuf. Bir adam kapısının üzerine nasıl yazar? Burada her müşkülü halledilir. Hiç sual sorulmaz. Ya bunun tarihte emsalleri var. 2-3 tane emsali var bunun. Allah, Allah'a zor değil. Bir zerreye bir alemi yerleştirir Allah. Burada bir müşkülat yok. Rüştünü ispat etmiş bir allame. Bu, o tarihten itibaren Sünnihat kabilinden eserler yazıyor Devlet Hanım. Şimdi bakın, 1909'da Hürriyet Meydanı'nda yaptığı kitabı var. O zaman daha şeyde, mahkemede konuşması var. Osmanlı zamanında. Bir insan 1907'de İstanbul'a geliyor. 1907'de İstanbul'a geliyor. 1909'dan meydanda Türkçe nutuk veriyor. Ve o verdiği Türkçe nutuk harika bir edebiyat eseri. Harika bir edebiyat. Buna imkan var mıdır yani? Yani normalde bir insan bir dili sıfırdan öğrenecek. 2 senenin içerisinde o diliyle mühim eserler verecek. Ve Osmanlı gibi edebiyatın, ilmin harman olduğu bir yerde, bütün İslam aleminin ulemasının bulunduğu bir vasıfta, kitabette bulunacak. Normal şartlarda mümkün değil. Normal şartlarda mümkün değil mi? Yani diyelim ki hafızası kuvvetli, Türkçeyi hemen aldı. Bir dili kullanmak, o dilin hissiyatını bilmekle mümkündür. Dili bilmekle mümkün değildir. Dil hissiyattır. Dil hissiyattır. Yani bir Kürt'ün bir Türkçesini kullanması için Türk'ün hissiyatına girmesi lazım. Türk'ün bir Türkçeyi kullanabilen Kürt'ün hissiyatına girmek. Dil hissiyattır. Dil aynıyla insandır. Dil aynıyla millettir yani. Dil bası bir hadise değil. Cümle yapısı, hitabeti, her şeyle dil ayrı bir şeydir, tamamen hissiyattır. Bakıyorsun başından beri harika olasılıklar. Yani illa Risale-i Nur'u yazma zamanında değil ki. Mesne-i Nuriyesi, İşarat-ül İcaz'ı ortada. Risale-i Nur telifinden hemen hemen 12 sene evvel yazılmış. 1914'te yazmış, 15'te yazmış İşarat-ül İcaz'ı. Ama o Arapçadır, aslı Arapça olan, Arapça yazmış. Mesnevi Nuriye de öyle. Yani anlatmak istediğim, Bediüzzaman da kendi eserinin talebesidir. Bu meselede İslam aleminde misaller çok az olduğu için ancak asr-ı saadete gidebiliyoruz. İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh hutbede, minberde kim ne isterse sorsun demiştir. Kim ne isterse sorsun. Onun bir evladı ve üveysi olarak feyzini ondan alan bir insan da diyebilir bu. Hiç bunda müşkülat yok yani.
Bediüzzaman Hazretleri bir hakkı ifade ediyor. Ve tevazuya da, tekebbüre de hakkı yoktur. O da nedir? Risale-i Nur, Bediüzzaman'ın malı değil. Onun için ben söylüyorum. Bir adam Risale-i Nur yazmak kastıyla 9. şua yazsa, yalnız 9. şua kelimesini yazsa, o söz Risale-i Nur değildir. Sırf o kelimeyi yazsa yani. O niyetle o kelimeyi yazsa, o kelime dahi Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur, söyleyeni aşan bir hadisedir. Müellifini aşan bir hadisedir. Çok ağır bir şey oluyor. Yani haşa, katiyen böyle bir şeyimiz yok. Efendimiz Muhammedun Resulullah demiş aynı zamanda. La ilahe illallah'tan sonra Muhammedun Resulullah demiş. Kendisi kendine iman etmiştir yani. Beşer Muhammed, Peygamber Muhammed'e iman, sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiştir. Çünkü kendisine ait değil. Kendisine ait değil, dönmüştür o. Risale-i Nur'da da böyle bir yüksek mertebe var. Ve Bediüzzaman Hazretleri de bunu pervasızca söylüyor. Çünkü kendisine ait bir hadise değil. Ben de Risale-i Nur talebesiyim diyor. Kardeşim ben de sizler gibi bu eserlerin talebesiyim. Bunda tevazu yok. Bu tevazu değil. Bir hakkın söylenmesidir bu. Hakikatin ifadesidir. Onun için öyle mübarek insanlar, yani aklına diyorsa girme meseleye. Niye öyle aleyhtarlık yapıyorsun yani? Kimse bu soru söyleyemez. Ne demek bu? Doğru ulema demişler zaten. Alimlerin hepsi ittifakla demişler. Kim ne isterse sorsun demek cünün alametidir demişler. Doğru mu? Ama bunun cünün alameti olması birinin böyle söylemesine mani değildir. Birisinin böyle söylemesine mani değildir. Ve zaten ona o anda akılla bu sözleri söylemediğine göre akıl çemberinin dışında söylüyor. Cünün demek de doğrudur yani. Bir yer. Akıl çemberinin dışında şeyler. Ama ortada eser var. Bir iddia yok. Ortada eser var. Bir iddia yok. Buyursunlar. Risale-i Nur ortada. Ben o konuşmayı dinledikten sonra üstadın o mübarek levhasını tekrar tweet'e yazdım. Altına da Bediüzzaman Hazretlerinin ünvanını koydum. Hazreti Bediüzzaman Said Nursi dedim. İyice anlasın o adam bu işi. Söz kime aittir? Söyleyebilir mi, söyleyemez mi? İyice anlasın diye tekrar onu tweet'e yazdım, koydum.